Evet, şöyle dışarısını göstereyim. Aralıksız bir haftadır yağmur yağıyor burada. Şöyle hemen bakın, toprak iyice suya doymuş ki bastığım yerler içerisine göçüyor. Dedim yağmur dinmişken hemen şöyle leğenlerimi aldım, makasımı getirdim. Şöyle pazı mıydı neydi bunun ismi, bir şey ekmiştim. Onlar da bayağı büyümüşler. Şimdi onlardan alayım. Hem birazcık daha büyüsünler, ferahlasınlar. Şöyle kabakların tekrardan büyük yapraklarını kesip atacağım. Bir bahçelere ineyim dedim, bakalım. Bu da boynunu bükmüş. Şunu da biraz şöyle iple bağlayalım arkaya doğru. Ağır gelmiş çünkü. Hadi bakalım. Özlemişim bahçelere inmeyi ama tabii ki yağmurlu olduğu için havalar. Şuraya. Şuraya meraklı melas gibi. Acaba kaç para tuttuğuna bakıyor değil mi? Evet. Evet teyzeleri. Benim kızlarımın canının sıkıntısı hiç geçmiyor. Biz biraz dolaşmaya geldik. Tabii dolaşmaya gelince dedik önce bir arabanın karnını doyuralım. Ondan sonra dolaşırız değil mi kızla? Fulya? Soğan, benzin. Haberler nasıl Fulya? Benzinim azota zam gelmiş mi? Evet. Ya çok mu gelmiş ağzıma? Çok. Fulya herkese bakıyor bir. Herkes kaç paralık alıyor. Nasıl yapıyor değil mi? Böyle teyzeleri. Vallahi bugün havayı bir görecektiniz var ya böyle. Tövbe estağfurullah. Her taraf karardı. Fırtınalı bir yağmur bir yağmur. Ama şimdi açıldı bakalım. Şöyle birazcık gezelim hadi. Ne hazırladın Hadi bana annem otur ya? bağlan. Gel 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 gel. Bundan karınları tok ki gelmiyorlar. Gel. Bizi gördü Alo. kaçtılar var. Nereye kaçıyorsunuz? Gelin gelin. Tıp 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 tıp. Evet. Gel. Maşallah gölgenin zaten sıcak yok Anne bu gerçi de. ne? Armut annem, yabancı armut galiba, yabani. Yenilebilir de olabilir. Ana tane bak. Dikkat annem. Sakin annem. Sakin kızlarım. Aman 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 aman. Kimliğe varmış burada. Kimliğe varmış. Allah Allah. Terbiyesiz. Orası şey mi koştu? Pardon mu koştu? Allah görmüyorum ne. Her şey var burada. Ördekler var, gazlar var, tavuk var, hindi var şurada. Anne bunlar bizim kuşlar gibi kavga ediyor esas. Edebilir annem normal. İnsanlar bile Canlarım kavga ediyor. benim Hayvana mı küçücük. yapmayacak? He? Nerede? Sesim duymuyor mu? Aa, orada da koyun da var. He, gel gel Abi. gel gel. Gel kolu Ay. Evet, Korkmaz kolu. ailesi kendisine şöyle bir Ne burası neydi be? Çiftlik. Çiftlik bakmaya geldi. Bakın heyecandan ne olduğunu bile şaşırdım. Bundan sonra köy hayatı yaşayacağız nasip olursa. İçerisinde koyunları, keçileri olan. Anam ayağım takıldı onun siyahın. Yok, Ha kendini takıyor, takıyor. kaşıyormuş. Bak hemen koşacaktım yardıma. Plafonu da alalım mı böyle bir çiftlik? Alalım. Alalım tam bize göre değil mi? Evet. Kediler, köpekler koşturur. Gel, gel. Plafonu da ısırın geldi. Anam bana bir nasıl geliyor hakikaten ha. Gel. Anne bunu alalım eve götürelim, Gel gel. kurbanlığa Ana nasıl da bakıyor bak sen. Fuluş. Naber? Gel. Dikkat annen düşersin. Gel. Geldi Eko. Geldiler. Ne? Ana hepsi de toplandı geldiler. Ne? He. Ay yaradana kurban ya Rabbim hadi. Hepsi ayrı bir güzel bundan. Ne oldu? He. Keyfiniz yerinde, sıhhatiniz yerinde. Bol yeşillik var önünüzde. Havada mis tane izliyorsunuz. Kusup kusup geliyor. He. Gel gel. Oy 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 oy. He. Çobansız koyun bunlar çobansız. Bak buhar çıkıyor. Evet. Artık çiftlikçiler yavaş yavaş tarlalardan patatesleri sökmeye başlamışlar. Traktörler yanaşmış. Bak yemiş. Evet yemyeşil. Aa aynı şey gibi oldu bu. Belgesel gibi oldu gerçekten. Yemiş. Trabzon'un belgeselleri bakıyoruz Değil ya. mi? Aynen öyle. Hatta arada bir şuradan inekler falan çıksa tam öyle olacak. Su aksa bir de Yayla çıkıyorlar. yayla gibi olacak değil mi Trabzon'un? Buradan Trabzon'a selam olsun bizi izleyenler varsa. Bakın burası da Trabzon'u aratmıyor. Yemyeşil. Ekstra yabani hayvanlar çıkabilir diye uyarı yapmışlar. O yüzden yavaş gidiyoruz. Bizim burada ormanlık alan, tarımsal alan çoktur. Evet. Biz dikkat etmek lazım. Bakın böyle. Ay, gerçi de ay ne güzel oldu. Yemin için hadi. Bu arada yağmur da durdu şansımıza. Hoppala.
Evet arkadaşlar, videomun neresinde kaldıydık ben de bilmiyorum. Şöyle yeni günden sizlere hemen bir çekeyim. Vallahi Almanya'da güneşe hasret kaldık resmen. Uzun zamandan beri, haftayı geçti herhalde, yağmur yağıyor. Daha da güzel havalar görünmüyor. O yüzden inşallah yakın zamanda güzel havaları bekliyoruz. Evet, hemen eşimle bugün sağ olsun bir tane bizim oturduğumuz yere yakın sayılabilir. Zaten arabayla gidiliyor. Çiftlik baktık, geldik arkadaşlar. Kiralık çiftlik varmış. Bizim komşumuz da böyle hayvanlarla ilgileniyor. Tavşan, kedi, köpek, hep sizlere gösteriyorum. Çiftliği kiralıyorlarmış. Güzel videolar çekilir orada. Ondan sonra oturma yerleri var, yaşanabilir. Gittik bakalım, baktık. Eğer anlaşabilirsek orayı kiralayacağız, çiftliği. Hem güzel de böyle bahçesi var. Bir tane serası falan var içerisinde. Değişiklik olur dedik. Bakalım, okullara, iş yerlerine falan yakın olması lazım. Böyle bir düşüncemiz var nasipse. Böyle şimdi oradan baktık, geldik oraya. Bir karnımızı doyuralım bakalım da. Ondan sonra inşallah güzel günler önümüzde olacak yakında. Bizim için hayırlısı neyse o olsun. Her zaman onu dua ediyorum. Bir şey hayırsızsa küçük bir şey bahane olsun, geri kalsın derim. Bu her iş için önemli. O yüzden hadi hayırlısı bakalım. Nasip, kısmet, her şey. Evet. Düzen, her yere düzen değil mi kızlar? Vallahi şöyle göstereyim. Bakın eşim garajı bile düzenlemiş. Nereye giderse gitsin böyle her şeyi sağa sola hava atmaz. He? Havaya duruyor. Oy, ışık gitti. Evet, yandı. Bakın böyle garaja güzelce lazım olacak şeylerini koymuş regale. Işık da bağlamış. Işık da bağlamış. Öyle hemen baştan savma yapmaz, sağ olsun. Yani 20 yıldır böyledir. Duvara bir şey yazsın. Ben hafif yamuk olsun dedim, aman boşver, olmuş. Hayır der, hemen söker. Onu düzeltir. O yüzden düzenli yapar her şeyi. Bakın şöyle göstereyim. Bir kenara gel bakalım. Kaç bir kızım? Bakın şöyle bizim garaj bayağı bir kocaman içerisi. Daha çıkmadı bile. Evet. 5.72. Evet. Böyle kocaman yani. Yeni yeni düzenlemeye başladık. Çünkü önceden senelerdir burayı biz kiraya vermiştik. Onlar da hiç araba koymadılar. Böyle kırık küçük kullanmadıkları eşyayı koymuşlar. Şimdi de kiracıları çıkardık. Artık kendimiz kullanacağız, araba koyacağız. Yani kocamanmış. Yeni yeni fark ediyoruz daha garajımızı. Hadi bakalım kızlar, gelin. Evet arkadaşlar. Şöyle mutfağa girdik. Belki anlamışsınızdır bugün bizim menüde ne olduğunu. Şöyle yufkalarımız varsa gerisi tamamdır. Şöyle şunları göstereyim. Bunlar Aldi'nin şeyleri, yufkaları. Bakın böyle. Bunlar gerçekten çok güzelmiş. Çok lezzetli. Şöyle iki tanesi Aldi'nin. Bunu da daha önce Kaufland'dan almıştık. Bir saniye dur, bir dakika. Şey karanlık oluyor da. Ümit Usta bir dur. Heyecanlanma. Şöyle bu da Aldi'nin ikisi. Aldi'nin diyorum. Kaufland'ın. O birazcık böyle daha kalın. Tercihsizde kalmış bir şey. Şöyle bizde 3 tane var. Tabii ki olmazsa olmaz. Bahçeden yeşillik getirdim. Şurada salatalıklar vardı. Onları aldım. Işığı açalım mı? Tabii ki, her daim. Şöyle hemen sarımsaklı, salatalıklı, içerisinde kuru baharatlar var. Benim kullanmış olduğum, hep gösteriyorum. Süzme yoğurttan böyle cacık yaptım. Yufkaların üzerine dökülecek. Ve ana yemeğimiz hazır. Doktor Bey eldivenleri giydi geldi gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Standart, tam kıvamında değil mi? Avrupa standartı 9001. Evet. ISO. Ben gerçekten böyle etle şeyle uğraşanlar, eldiven giymediği zaman, özellikle çiğ köfte yapanlar, hiç içim almıyor, yiyesim gelmiyor. Evet, ay babana. Düğün salonlarında da genelde çiğ köfteleri hiç ellemem. Adam o çiğ köfte, köfte ki. Evet, yine de ben ellemiyorum yani, içim zaten almıyor. Herkesin tercihi oldu, ama yandın yandın. Ne yaptın, çağırdın bile. Onu bilerek diye yaktım seni. Dedim ki azıcık yansın da kıymetimi bilsin. Ah. Onun için. Tabii ki şaka arkadaşlar. Anda, böyle biz bir anda Nezimi atma geldi. Tavuk göğsünü biz bu şekilde çok seviyoruz. Daha önce böyle tavuk göğsünden bıkkınlık gelmişti. Mangalda yapınca kuru oluyor. Buna bir alıştık, tam alıştık. Bizim senin şunu gördüm kafa gidiyor. Evet, düdüklüde ben bunu çok az suyla haşlıyorum. Ondan sonra eşim bunları böyle didikliyor. Daha sonra bol tereyağında bunu tuzla karıştıracağız, birazcık kızartacağız. Evet. Sonra yufkaların üzerine koyup içine isteğe bağlı cacıktan,
mayonez, ketçap. Zaten bu tavuk göğsü biraz problemli. Çok kızardım gurur. Evet. Böyle en güzeli bence bu halde. Tereyağını çıkaralım. Şeyimizi evet. çıkaralım. Şöyle hemen. Müsaade var mı? Tabii ki tabii. Evet. Kahve makinemizi göstereyim. Vallahi bizim evde bakın yine boşalmış. Kahve yetişmiyor resmen. Nereden aldık bu makineyi bilmiyorum. Şimdi demeyin ki bu yuvala şey ne? Kahve onun için de var. Evet şöyle buraya bakın bir tane kalmış. Komple buraya kahveleri sıralıyoruz. Kullanması da çok pratik. Çok kolay gerçekten. Yani kahve içmeyenler bile kahve içer oldu evde. Ronda, öyle düşünün. Rondayı çeviriyoruz. Şey yukarı çeviriyor ya. Saat bir çeviriyor onu. Evet. O düşüyor içeriye bak bitti. Aynen çok güzelmiş ara gerçekten. Bütün yolunu okudum. Bazı arkadaşlar bulamamış. Yani yapacak bir şey yok. Kısmet nasip her evet. şey. Nasibinizde olsaydı olur değil mi? Yani. Bulanlar güzel günlerde kullansın. Kahve içtikçe bizleri hatırlasınlar. Bulamayanlar da tabii ki bu nasip kısmet. Yani bir anda herkes gidince. Tabii. Sınırlı sayıda olduğu için de kalmamış olabilir arkadaşlar. Üzülmeye gerek yok. Yenime gere gelir. Aynen yine gelir. Yeter ki sağlık olsun. Vay anam vay bu arada götürdün ha hemen yaptın ha, maşallah. Ne biliyor musun sen Allah? Maşallah. Arkadaşlar istemiyorum çok etle aram yoktur hakikaten. Ben evet. çok etle aram değilim böyle. Eşim özellikle sulu etleri asla sevmez. Ette kıymada yağ gördüğü anda ellemez olur. Benim daha çok işim deniz mahsullerine. Yani ne bulursam yerim orada. Ama evet. etle çok aram yoktur. Bir de şu şeyler var ya sokak neydi onlar ya sokak lezzetleri böyle ha. yapanlar. Gerçekten onların da hiç yani herkesin değil mi hijyene önem vermesi lazım. Ya o kim var Adana'da? Aa, söylemek istemiyorum. Vallahi söylemek istemiyorum. Belki bilenler vardır ya, da. Ünlü YouTube var. Onu takip ettik geçen gün. Evet. Bir tane lahmacun yapan var ama adını söylemeyeyim. Allah'ım yarabbim. Daha kalbi kedimiş. Ay bırak sen onu. Aklıma geldi. Vallahi öyle ya. Her şeyi şöyle koyuyorlar şuraya. Ne olursa olsun yapıp aynı bezle siliyorlar. İşte en çok problem o. Bütün şey mikroplar onda kalıyor. O kırmızı şeyler oluyor kesme yerleri. Evet. Orada her şey yapıyorlar. Bir de benim en tuhafım ki nerede donatı alıyor. İşte ellenle. Ellenle karıştırıyor. Ondan sonra da niye karnımız ağrıdı niye hastanelik olduk. Yani pislikten evet. işte. Her yerde her şeyi yiyeyim ben. Tabii ki. Yemeyeceksin vallahi. Kuru ekmek alıyor onu yiyeceğine. Güvenmediğin yerde yemeyeceksin. Çoğu insanlar zaten özellikle... Türkiye'de izinden geldikten sonra hastanelik oluyorlar. Geçen sene ölmedim mi aile? Evet şey, değil mi? Bir gurbetçinin kızı ölmüş. Çok üzülmüştüm ya. Ona ya. Yavrum şeyde yolda bir şey yerde yemiş de evet. zehirlenmişler. Yani evet. arkadaşlar bakın garsonların tipine bakın. Sağa sola bakın. Bir bezeye bakın temiz mi diye. Orada anlaşılır ne olacağı. Aynen öyle. Hadi bakalım Ümit Efendi biz şimdi şey yapalım. Senin elinden de çok güzel olur bunlar ha maşallah. Bilmiyorum hadi bakalım. Benim gazı ben altında. Çocuk o karşısında arkadaşlar. Yok canım öyle ya şeyim olur. Sen daha, bu. Çocuğu istesen de yaptıramazsın. Biz genelde yani eşimle 20 yıldır hep böyleyizdir. Bir şeyin şeyini güzel yapıyorsa söylemek lazım. Yani bize deli kafası var. Kalk giden de gidiyoruz. Biz öyle en güzeli. Ya. Bazı şeyleri ayarlamadan planlamadan yapmak bence daha güzel. Tabii ki. Değil mi? Evet. Planladıktan sonra olmuyor. Biz bazen bir yere niyetleniyoruz. Bu hafifeni başka yerde buluyoruz. Evet güzel olmuş mu cacığım? Olmuştur ya tahminim. Şöyle kendi yoğurdumdan yapmıştım. Hadi bakalım ben de tavamızı çıkartalım da tereyağını eritelim. Birazdan tekrardan görüşürüz.